Arkadaşlar öncelikle bu sıcak havada ve mali tatilde, gördüğüm kadarıyla kimse mali tatilde yapmıyor gözüküyor. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de aslında dernek olarak 2 ay toplantılarımıza ara vermiştik ama baktık ki bağımsız denetimde bir kaos var, bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için biz kendi arkadaşlarımıza en azından çok yetkili ve de çok bilgili bir ağızdan bilgi verelim. Doğruyu aktaralım. Bu süreçte neler yaşanmış, bugün hangi noktadayız, gelecekte neler olabilir gibi bir takım açıklamaları yapmak üzere Sayın Erol Demirel'i davet ettik. Sağ olsun kendisi de bizleri kırmadı. Bugün bilgilerini bizlerle paylaşacak. Ancak geçmeden önce ben derneğimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Derneğimiz Mali Müşavirler Zeytinburnu Şubesi olarak her ayın ilk çarşambasında burada toplantılarını yapmakta devam ediyor. Bu toplantıların haricinde arkadaşlar toplantılarımızın içeriğini biraz sonra söyleyeceğim. Bunun haricinde bizim etkinliklerimiz hem sosyal hem de kültürel etkinliklerimiz oluyor. Halihazırda bir futbol etkinliğimiz devam ediyor. Bunun yanında toplantılarımızda da eğitim ağırlıklı, kendi meslek mensuplarının sorunlarını da tartışan bir içerikle her ay bir defa toplanıyoruz. Önümüzdeki sene bunu ikiye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle COBİ-TFRS eğitimlerini bize veren, biraz sonra konuşacağımız kişiler arasında, yani meslek olarak, unvan olarak konuşacağımız kişiler arasında YMM Hasan Önkübar burada değil kendisi ama bize gerçekten bu konuda büyük destek veriyor. Bilgi ve birikimlerini konularıyla birlikte aktarıyor. Bu anlamda gelecek yılda da önümüzdeki dönemde de her ay bir gün en azından eğitim çalışmaları yapmak istiyoruz. Peki bunun biz mesleği bugün burada konuşacağız. Biraz aslında genel olarak biz burada siyaset yapmıyoruz ama bugün siyaset yapacağız. Mesleki siyaset de yapacağız biraz arkadaşlar. Dolayısıyla bugünkü konu hakikaten bizim için önemli. Bağımsız denetim bir iş. Bizim meslek unvanımızın altında yapacağımız konuların altında bu iş var. Ama bugün bu iş bize verilmemesi için uğraşan bir grup var. Dolayısıyla biz bunlara karşı da nasıl bir duruş sergileyeceğiz onu da inşallah bu toplantının arkasından konuşmuş olacağız. Bizim konuşmacıdan beklentimiz bu süreç nasıl gelişmiş, bugün hangi noktadayız, gelecekte neler olabilir gibi bir beklentimiz var. Sizlerden beklentim bu konuşma süreci içerisinde lütfen hiçbir şekilde soru sormayın. Sunumdan sonra söz alarak, karışmadan, birbirimize seslerimiz karışmadan net bir şekilde sorularımızı, bilgilerimizi, varsa duyumlarımızı paylaşarak bugünkü toplantımızı gerçekleştirelim. Ama sonunda, konuşmanın sonunda sizlerden şunu da rica ediyorum arkadaşlar. Bu bağımsız denetim işinin SMM'lerde kalabilmesi adına biz neler yapmalıyız? Lütfen bunları da bize öneri olarak sunarsanız, zaten sevgili oda yönetim kurulu üyemiz kendisi mutlaka götürecektir ama biz de bunu bir yazıyla hem odamıza hem TÜRMOB'a hem de başka ulaşabileceğimiz yerlere ulaştırmak istiyoruz. Ben her şeyden önce İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Saymanı SMM Erol Demirel'i size tanıtmama gerek yok. Zaten kariyeri hakkında da bir şey söyleyip haksızlık etmek istemiyorum. Ama bir iki konuda özellikle bilgi sunmak istiyorum. Bu dönemin öncesine kadar TESMER'de bildiğim kadarıyla çok büyük çalışmaları vardı. Ama ben daha çok Erol Demirel ismini enflasyon muhasebesinde duydum arkadaşlar. O enflasyon muhasebesini yapan arkadaşlarımız bilir. Bir CD gelmişti bize. O CD'nin içeriğini açıklayan veya yapan herhalde 3-5 tane meslektaşımızdan biriydi. Onun için mesleğe çok büyük katma değeri olan bir insan kendisi. Ben de bu sunumu yaptıktan sonra saygı ve sevgi çerçevesinde kendisiyle soru, görüş ve önerileri paylaşmanızı istiyorum. Kendisi mutlaka daha değişik bilgi verecektir kendisi hakkında.
Sözü de kendisine bırakıyorum. İyi bir çalışma olmasını diliyorum.